Şöyle hep burada yorum yaparken söylediğimiz bence kritik konunun başında hep şu geliyordu. Hani döviz niye yukarı gidiyor sorusunun esasında buradaki cevabı beklenti enflasyonla şu anda gerçekleşen faiz oranı arasında negatif bir reel getirinin oluşmasıydı. Eğer bunu ortadan kaldıracak bir gelişme olursa o zaman evet zaten kur yukarı gitti. Hani bu noktadan sonra belki kurun sakinleşmesine sebebiyet verebilir. Ama tabii bu aracın ne olacağı ve nasıl yapılacağı bence önümüzdeki dönem açısından hani önemli bir gösterge olacak. Ama dediğim gibi sonuçta hani kuru yukarı götüren ve bugüne kadarki hani bu sert hareketin olmasına sebebiyet veren şey Türkiye'de TL'deki negatif reel getirinin oluşuyor olması. Enflasyon tarafındaki olumsuz beklentiler yani kur yukarı gittikçe bir şekilde enflasyonu besliyor olması ve enflasyonu da yukarıya çekmesi. Bütün bunlar dünyanın zaten konjonktürsel olarak hani yardımcı olmaması, dünyada da enflasyonun yukarı gidiyor olması. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman kur bir şekilde gerçekten çok hızlı yukarı giden bir süreçten geçtik. Hani ne zaman ki bunu ortadan kaldıracak bazı yeni gelişmeler olur, o zaman tabii ki de kurda bir sakinleşmeyi belki önümüzdeki süreçte görürüz. Ama bazı önlemler alınmadığı takdirde ve bu negatif reel getiri devam ettiği takdirde döviz tarafındaki bu yukarı doğru gidişi sanki görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki Mehmet Erden hazır mı bu arada? Onu da soracağım. Bu özellikle şunu sormak istiyorum. Bu 280 milyar dolar ve 5 ton, 5000 ton altın yastık altında dedi. Piyasa paydaşları ile yeni araçlar geliştirilecek. Bu ne olabilir? Ya tabii şöyle yani birçok araç olabilir esasında hani bunu bir şekilde piyasaya kazandıracak ama önemli olan hani zaten bunlar çok uzun zamandır zaten hep yastıkta altında durduğunu hep bildiğimiz, hep konuştuğumuz, dönem dönem hep dile getirdiğimiz esasında konulardan bir tanesi. Dolayısıyla hani bu süreç içinde bunu ortaya çıkartabilecek bir mekanizmanın geliştirilmesi biraz evvel de söylediğim gibi hani nasıl TL tarafında böyle bir şeyin geliştirilmesi önemli olabilirse hani bu tarafta da ben açıkçası bu tarz şeylerin fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Hani yeter ki bu enstrüman düzgün bir şekilde piyasaya gelsin. Ama hani burada söylenecek bence en önemli konulardan bir tanesi de şu. Hani bir dengenin oluşması bizim piyasamızda bence şu andaki en önemli konulardan bir tanesi. Birçok yeni enstrümandan bahsetmek, birçok değişiklikten bahsetmek. İşte bir dönem faiz düşmesi, o sırada tahvil faizlerinin yukarı gitmesi, o sırada dövizin yukarı gitmesi. Yani birçok değişkenin aynı anda çok hareketli olması ve denge noktasını bulamamamız bence şu anki bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla bir an evvel hani bence ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bu dengenin sağlanabilmesi ve öngörülebilirliğin artık burada olabilmesi. Yani bizim buradan belki de hani ilk etapta belki bugün yarın ne olacağı yorumlamakta bayağı zorlanıyoruz. Dolayısıyla hani en azından böyle bir 6 ay sonrasını biraz yorumlayabilir bir noktaya gelebilirsek bence Türkiye açısından en olumlu noktanın ne olacağını düşünüyorum.